Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok basit bir yelek modeli paylaşacağım. İsterseniz çocuklarınıza, isterseniz kendinize çok rahatlıkla örebileceğiniz bir model. Ee, özellikle yeni başlayanlar çok çok rahat bir şekilde yapabilirler. Evet, ipim Alize Angora Gold arkadaşlar, İstediğiniz tarzda yeleklik ip kullanabilirsiniz. Benim elimde böyle simli bir ipim vardı. Ben bunu kullandım. Sizlere gösterme amaçlı. Tığ numaramı çok soruyorsunuz arkadaşlar. Tığ numaram 7. Her videomun başında da mutlaka söylüyorum tığımı. Ee, çok fazla yorum geliyor. Ben elime yatkın olarak olan tığları kullanıyorum. Sizler de elinize yatkın olan herhangi bir tığı kullanabilirsiniz. Evet dilerseniz videomuza geçebiliriz. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle alt lastik kısmını yapacağız. Bantta diyen var. Şöyle birkaç tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doladım. Üçüncü zincirimin içerisine batıyorum. Ve ikili trabzanlar yapıyorum. her bir zincire olacak şekilde trabzan yapıyorum. Evet. Sizler bu kısmı istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha önce bu yeleğin bütününü yapmıştım ee, lastik kısmını yanlış hatırlamıyorsam 12-15 tane trabzan yapmıştım tam emin değilim ama e, 15 tane vardı diye hatırlıyorum Evet bakın şöyle bir tane daha yapayım toplamda kaç tane olmuş ilk yapmış olduğum zinciri sayıyorum arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 tane olmuş Sizler istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz 3 tane zincir çektim tabın başını doluyorum hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum bu şekilde devam edeceğiz <laughs> evet. Son trabzanımın tepesine de battım. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelesiye kadar lastik kısmımızı yapalım arkadaşlar yani üst üste trabzan yapacağız farklı bir işlem yapmayacağız siz beden ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz bu şekilde istediğimiz ölçüye gelene kadar yapalım Evet arkadaşlar ben böyle ufacık bir parça yaptım 10-11 sıra kadar sizler söylediğim gibi bedeninizin ölçüsüne göre yapabilirsiniz 1 2 3 zincir çektim tığımın başını doladım bakın şu trabzanımı şöyle altına batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum ve dördüncüyü de bakın böyle bu kısma yaptım ilk yapmış olduğum zincirle birlikte bakın dört tane trabzanım var şimdi 1 2 3 zincir çektim tığımın başını doladım buraya atlıyorum bir sonraki yuvaya buraya geçiş yapıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane e, ıı, trabzan yaptım 1 2 3 zincir ya da arkadaşlar buradaki zincirlere iki çekelim. Çünkü biraz hafif büyük gibi oldu sanki. iki zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın buraya atlıyorum bir sonrakine. Geçiyorum. Bir. 2 3 4 tane trabzan yapıyorum. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, zincirlerinizi, trabzanlarınızı elinizin ayarına göre mutlaka hani herkesin el yapısı farklıdır. Örgü örme şekli farklıdır. Elinize göre ayarlamanız lazım. 3 4 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir tığın başını doluyorum. Bakın buraya atlıyorum. Bir sonraki yuvaya geçtim. 1 2 3 ve 4. 2 zincir tığım başını doluyorum bakın en sondaki yere geçiyorum. Ve burayı şu şu tepeye bakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü burası ne kenar e, trabzanları olacak şekilde ayarlamak istiyorum. 3 ve 4. Şimdi 1 2 3 zincir çektim ve geriye dönüyorum çıktım başımı doladım bakın ilk trabzanın tepesine değil ilk trabzanın tepesine batarsam arttırma işlemi olmuş olur hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum bu kenar kısımları aynı şekilde olacak arkadaşlar her zaman trabzan olarak devam edecek bir iki zincir çektim tığımın başını doladım bakın buradaki boşluğa bir 2 3 trabzan tığımın başına doluyorum pardon trabzan dedim üçlü dolgu yaptım tığımın başını doladım 1 2 3 bakın gördüğünüz gibi fıstık yapmış oldum şimdi burayı tutuyorum bu şekilde hepsini beraberce geçirdim tuttuğum yerden ilmeğimi tekrar aldım 1 2 zincir çektim bakın bu şekilde olacak tığın başını doluyorum aynı yere bakın fıstığımın dibine batarak tekrardan 1 2 ve 3 3 tane fıt e, şey yaptım fıstık yaptım üçlü tığın başını doluyorum bir sonraki yuvama geçtim 1 2 ve 3 şöyle bakın buradan tutuyorum hepsini beraberce geçirdim. Bir iki zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum ve fıstık yapıyorum. Tığın başını doladım. Bir sonraki yuvama geçtim. Yine fıstığımı yaptım. Bakın buradan tutuyorum. Hepsini beraberce geçirdim. Tuttuğum yerden tığımı geçiriyorum bu şekilde ilmeğimi sabitliyorum. 2 zincir tığın başını doladım. Aynı yere yine üçlü fıstığımı yaptım. Tığın başını doluyorum. Bir sonraki yuvaya. Evet. 1 2 zincir artık burası kenar trabzanım. Trabzanlarımın üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir bakın şöyle göstereyim ön taraftan göstereyim gördüğünüz gibi çok hoş isterseniz e, lifte yapabilirsiniz çok hoş yelekli oluyor arkadaşlar tığın başını doluyorum yine trabzanlarımın üzerine trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar bir iki zincir çektim bakın tığımın başını doluyorum şu iki fıstığımın birleştiği tepeye batıyorum bir iki tekrar tığımın başını doladım aynı yere tekrar batıyorum aynı yere bir trabzan daha ve bir trabzan daha 3 tane 4 tane trabzan yaptım arkadaşlar İkili trabzan yaptım bir iki zincir çekiyorum, tırın başını doladım. Bir sonraki fıstığımın tepesine geçtim. Bir iki üç ve dört. Bakın iki zincir. Siz isterseniz bu trabzanları üç tane de yapabilirsiniz. Ya da daha geniş olsun derseniz beş de yapabilirsiniz. Fıstıkları daha dolgun durmasını istiyorum derseniz beşli doldurabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey arkadaşlar. Evet. Dört tane trabzanımı yaptım. İki zincir çekiyorum. Şimdi kenar trabzanlarıma geldim. Bir. 2 3 ve 4 kenar trabzanımı da yaptım geriye dönüyorum bakın böyle o kadar da şık duruyor ki ışıl ışıl yani gerçekten ipimizin rengi de çok güzel hemen kenar trabzanları yapıyorum arkadaşlar iki zincir çektim tığım başını doluyorum bakın bu boşluğuma batarak aynı şekilde fıstıklarımı yapıyorum bakın üç tane ipimi aldım üç kere tığım başını doladım bir sonraki yuvaya geçtim bakın bir tığım başını doluyorum yine aynı yere batıyorum 2 ve 3 bakın her iki fıstığımda tığımda şimdi buradan tutuyorum İkisini beraberce geçirdim, tuttuğum yerden tekrar tığımı batırıyorum ve ilmeğimi sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Pardon, iki tane zincir çektim, tüm başını doladım. Yine aynı yere fıstık yapıyorum. Tığın başını doladım, bir sonraki yuvama geçtim, Fıstığımı yapıyorum ve buradan tutuyorum. İkisini beraberce geçirdim. Bakın bu şekilde oluyor. İki zincir çektim. Aynı işlemi yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yani modelimiz bundan ibaret. Gördüğünüz gibi çok basit. Özellikle örgüye yeni başlayanlar için harika bir yelek modeli. <laughs> evet. Eğer videomu beğendiyseniz Lütfen beğenler tuşuna, beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakın şöyle tekrar göstereyim. 2 zincir tığın başını doladım ve kenar trabzanlarıma batıyorum. kime katı açıldı burada. 3 zincir çekip tekrardan geriye döndüm. Kenar trabzanımı yapıyorum. Ya, eminim beni anladınız. Fakat şu üstü tekrardan bir göstermek istedim. 2 zincir tam başını doladım. Bakın fıstıklarımın tepesinde ikisini bu birleşmiş olduğu noktaya batıyorum. Pardon. 1-2 iki. ikili tırabzanlar yapıyorum. Kaç tane yapıyorum? 4 tane yapıyorum. Aynı ilk başta gittiğimiz gibi. Yani şuradakiler gibi. 2 zincir. Bir sonraki fıstığın tepesine geçiyorum. 2 3 ve 4 Bakın görüyorsunuz şöyle isterseniz çift taraflı kullanabilirsiniz isterseniz battaniye yapabilirsiniz isterseniz lif yapabilirsiniz gerçekten çok hoş bir örnek bu ipe de çok yakıştı bence Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah Allah'a emanet olun